Zor bir gün oldu. Bunu yapan her kimse dibimize kadar girmiş. Savcıyla nasıl geçti? Durum pek iyi görünmüyor. Ses kayıtlarını delil olarak kullanamaz demiştin. Kullanamaz ama kamuoyu baskısına da engel olamaz. Büyük ihtimalle cinayetle yargılanacaksın. Engel ol Okan. Sadece tutuksuz yargılanmanı sağlayabilirim. Maalesef abi, elim kolum bağlı. Bak, davalar delillerle yürür ama inançla sonlanır. Dua et, insanlar sana inansın. Ne istiyorsun? Şaşırdığımı söylemek istedim. O kızı çok istesen de kovamadın. Artık demek ki bu evde sadece kararları Kenan veriyor. Kapıları mı dinliyorsun? Yo. Sadece senin ipleri asla elinden bırakmayacağını biliyorum. Çevrendeki kimseye yaşam alanı vermiyorsun. Babamla bu yüzden uzaklaşmadım senden. Yoksa başka bir nedenim var. Aklından neler geçiyor senin? Ama belli ki iyi bir şeyler değil. Beni rahat bırak. Hayda. Bu ne? Elif Hanım, Kenan Bey'le aşk yaşadığını söyleniyor. Ne diyeceksiniz bu konu hakkında? Şu düştüğümüz hallere bak. Elif Hanım. Elif Hanım. Elif Hanım. Elif Hanım. Kenan Bey'le aşk yaşadığını söyleniyor. Ne diyeceksiniz? Boş ver, 2 gün konuşurlar, unutulur gider sonra. Neleri unuttular, bunu mu unutmayacaklar? Doğru mu Elif Hanım? Ne arıyorsun sen yine burada? Sen benim başıma bela mısın lan? Bas git. Bahadır dur. Niye açmıyorsun kapıyı? Bak hala konuşuyor ya. Geç lütfen, daha fazla sorun çıkmasın. Demek bunu dışarı çıkarana kadardı benimle bütün işin. O ne demek? Elif araya girmese öyle bir gece dışı kabileceğini falan mı sanıyorsun? Lütfen. Bugün yeterince şey yaşadım zaten. Git. Peki. Bugünlük böyle olsun bakalım. Elif? Ne diyor bu? Sen mi sağladın benim çıkmamı? O yüzden mi bu herifle... Önemi yok Bahadır. Nasıl önemi yok? Sen benim için o kadar çok şey yaptın. Farkında değil miyim sanıyorsun? Sen o durumdayken ben hiçbir şey yapmadan duramazdım. Ben senin için her şeyi yaparım be. Yeter ki sen iyi ol. Yeter ki kimse sana zarar vermesin.